Sayın seyirciler, geçen hafta İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen asansör kazasında bir bebek hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine asansör denetimleri arttırıldı. Bağcılar'da periyodik kontroller yapan Türk Standartları Enstitüsü ve zabıta ekipleri güvenli olmayan asansörleri hizmet dışı bıraktı. 9 aylık Muhammed bebek Esenyurt'ta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. İncelemede asansörün arızalı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine İstanbul'da asansör denetimleri artırıldı. Kentin en kalabalık ilçelerinden Bağcılar'da belediye, zabıta ekipleri ve Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri bazı apartmanların asansörlerini kontrol etti. Kuyu dibinde gerekli elektriksel aksamları, alarmını, bununla alakalı aydınlatmasını, emniyet sivicini, her şeyini teker teker inceliyoruz. Denetimlerde asansörlerin güvenlik aksamları, mekanik tertibatı ve aydınlatmaları kontrol edildi. Tabii daha detaylı 164'e yakın bakanlığımızın yayınlamış olduğu madde var. Bunların içerisinde tamamını kontrol ederek asansörün hala kullanıma uygun olup olmadığını belirlemek. Ekipler asansörlerin kusur derecesine göre hangi güvenlik etiketini hak ettiğini belirledi. Bazıları bu sınavı geçemedi. Zabıta ekipleri arkamda gördüğünüz gibi bir başka apartmanın asansörüne bakıyorlar. Şu anda daha önce bu asansöre güvenli olmadığı için kırmızı etiket yapıştırılmıştı ve 30 günlük bir süre tanınmıştı. Ancak bu 30 gün içerisinde asansörde herhangi bir iyileştirme yapılmadığı için şu anda tamamen hizmet dışı bırakılıyor. Bu 4 etiketten bir tanesi kırmızı etiket. Yani ağır kusurlu dediğimiz, asansörlere iliştirdiğimiz bir etiket. Bunu alan vatandaşın asansörü düzenli hale getirene kadar kullanmaması gerekiyor. Biz yaptığımız kontrollerde birincisinde getirdikten sonra, etiket yapıştırdıktan sonra 30 gün içerisinde vatandaşın bunun gerekli tedbirlerini alıp tekrar bize geri dönüş yapmasını bekliyoruz. İkinci takibini ücretsiz olarak vatandaşa yapıyoruz.